Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere telefon çantası yapımını paylaşmak istiyorum. Bakın önü ve arkası böyle. Askıları bu şekilde. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Çantamız için böyle metal kancalar kullandım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama bunlarla daha hoş duruyor. Bir adet ahşap düğme kullandım ve çanta süsümüz. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Örgü detaylarla güzel. Detaylarla güzel, şık ve kaliteli bir örgüyü yakalayabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Hadi gelin başlayalım örmeye. Çantamız için pamuklu makrome ip kullandım. Kullandığım ipi ve markasını açıklama kısmına eklerim. Oradan bakıp siz de aynı markayla örebilirsiniz. Ben bu markanın makrome ipini tercih ettim. Bakın uzunluk bilgileri de burada yazıyor. Bakın 250 metre 250 gram ağırlığında. 4 milim tığ tercih ediyorum. Zincir çekerek başlayalım örmeye. Etrafında döndürüyoruz ve 21 zincir çekerek başlıyoruz örmeye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 zincir çektik. Tığımın üzerine bir kere doluyorum ve 5. zincirimize batıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5. 5. zincirimizin bakın böyle ortasına batıyoruz. Tığımın üzerine almıştım. İkili trabzan örüyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. Bir zincir çekiyorum aralarda. Altta bir boşluk veriyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Aralarda bir zincir. Aynı şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Aralarda bir zincir çekelim. Devam edelim. Pardon. 9 kutu elde edene kadar örüyoruz. Bu da sonuncu. Sayalım şimdi. 1, bakın boşlukları sayıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 9 kutucuğumuz oluştu. Bütün şekilde devam edeceğiz çantamızı örerken. Dikmek yok. Çok kolay bir çanta ve şık duran bir çanta. Devam edelim. Bakın yine bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Tekrar bir zincir daha. Bakın ipimizi buradan çekelim. Bakın burası küçüldü. Tekrar aynı yere bir adet daha batıyorum. Bakın aynı yere 3 adet batmış olduk. Dönüyoruz şimdi etrafını dönüyorum. Tam bu trabzanın karşı tarafına batıyorum bakın. Tam karşısına batıyorum boşluğa. Bakın buraya. Orta kısmına batalım. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Aralarda bir zincir tam karşısına batalım. Bu boşluğa batıyorum. Aynı şekilde devam edelim.
Sonuna kadar göstermek istiyorum ki bu başlangıç yeri önemli. Örgü detaylarla güzel. Onun için siz de aynı formda bir çanta yakalayabilirsiniz. Bakın. Buraya da batıyorum. Bakın burası benim zincir çektiğim yerdi. 5 zincir çekmiştik. Burası o kısım. Bir zincir çekiyorum ve bakın üçüncü zincirin ortasına batıyorum. Tek tarafına böyle batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. Burada da aynı yere 3 adet ikili trabzan yapmış olduk. Zincirimle beraber 1, 2 ve 3. Burada da yine öyle 1, 2, 3. Bakın çantamız formunu almaya başladı. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Devam eden trabzanın tepesine batıyoruz. Hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Aralarda bir zincir. Tekrar tepesine bir adet ikili trabzan. Herhangi bir artırma, eksiltme yapmıyoruz. Böyle örmeye devam edelim. İlk köşe noktamıza kadar gelelim. Aynı şekilde. Hepsinin tepesine birer tane batıyorum. Dediğim gibi artırma yok. Azaltmak yok. Tekrar bakın. Buraya battım. Battığım yerler önemli. Bakın. Hep tepe noktalarına batıyoruz. Şimdi buradakinin tepe noktasına. İpimizi biraz açalım. Evet. Birer zincir çekip devam edelim. Kalıp gibi duran oldukça şık bir çanta elde etmiş oluyoruz. Pamuk makrome ipiyle ördüğüm için ipin yapısı sert bir ip. Bakın tekrar buraya da batıyorum. Ve burası bakın başlangıç noktamdı. Battığım yerlere dikkat edin. Bir zincir çektim. 4 zincir çekmiştik. Yine üçüncü zincirimizin ortasına batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Örmeye devam ediyoruz. Bakın çantamız formunu aldı. Kutucuklarımızı da yine sayalım. Bakın burası başlangıç yerimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplam 20 kutucuk elde ettik. Bakın çantamızın uzunluğu şöyle, genişliği ve uzunluğu 10 santim genişliğinde, 17,5 santim de uzunluğunda bir çanta. Siz isterseniz daha geniş de kurabilirsiniz. Başlangıçtaki zincir sayınızı büyük tutarak. Bundan sonraki sıralar aynı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan direkt trabzanlarımızın tepesine batarak örmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki kısımları göstermeyeceğim. İlk iki sırası önemliydi. Sonraki sıralar aynı şekilde devam edecek. İpimizi kesmeden sonuna kadar devam edeceğim. Bu düğmeyi dikmemiz de dahil. İpimizi hiç kesmeden. Örgülerde düğümü, ip gözükmesini hiç sevmiyorum. Detaylarla çalışıyorum. Size de tüm detaylarıyla aktarmak istiyorum.
Devam edelim örmeye. Bakın ben şu anda 3. sıradayım. Toplam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 sıra örelim. 14 sıra sonra görüşelim. Evet, istediğim uzunluğa kadar ördüm ve başlangıç yerim burasıydı. Şimdi son sıraya geldim. Son sırada bir sıra sık iğne dönüyoruz. Bakın. Sık iğnemizi dönerken de düğmemiz için ilik açıyoruz. İliğimizi açıyoruz ve düğmemizi dikiyoruz. Bu işlemi yapmadan önce ilmek belirleyiciler ile yerlerini belirliyorum. Bakın. Burası başlangıç yerimdi. 3 zincir çektiğim yerde, bakın tam bir gerisine, yani şuraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Şuraya. Diğer kenarda da yine tam ortayı buluyoruz. Şurası. Buraya da takıyorum. Bakın ortasındaki boşlukları da sayalım. Kutularımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Önde ve arkada 9 kutucuk var. İlik açacağımız yerde tam ortası olacak. Bakın burada 9 kutu var. 5. kutuya da 1, 2, bakın bundan sonrakini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya bu seviyeye ileğimizi açacağız. Tam ön tarafında da buraya da düğmemizi dikeceğiz. Yine burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. kutuya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bakın. Düğmemi bu kısma dikeceğim. Sapları buralara takacağız. İliği de bu noktada açacağız. Şimdi başlayalım. Kaldığımız yerden örgümüzü örmeye. Bir zincir çektim. Tam boşluğa bir sık iğne ördüm. Trabzanın tepesine bir sık iğne. Boşluğa bir sık iğne. Bu sırayı böyle örüyoruz. Boşluğa. Bakın şimdi sıra geldi ilik yerini açmaya. Ortaya batıyorum sık iğne ile toplam 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine aynı boşluğa batıyorum bir sık iğne ile. İliğimiz tamamdır. Devam eden boşluğa batıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz burada trabzanın tepesine batmadım. İki tarafı da boşluğa battım. Detaylar önemli. Devam edelim aynı şekilde. Bundan sonra aynı şekilde devam ediyor. Başlangıç yerine kadar gelelim. Evet, başlangıç yerine geldim. Bakın boşluğa bir sık iğne ördüm. Burası zincir çektiğim kısım, yanındaki sık iğnemin tepesi. Oraya batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Ve ipimi biraz uzunca kesiyorum. İpimizi. Bakın biraz uzun kestim. İyice çekelim. Bakın. İpimi uzun bırakmaktaki amacım düğmeyi dikmek için. Düğüm gözükmesini istemiyorum burada bakın. Şimdi ipimin ucunu etamin iğnesi kullanıyorum bu arada. Ucu küt ve boşluğu büyük olan.
geçirdiğim yerlere dikkat edelim. Bakın hemen yanındaki yerden iğnemi geçiriyorum. Pamuklu makrame olduğu için ipimiz bölünebilir. İlik yaptığım tarafa doğru değil, diğer yöne doğru ilerleteceğim ipimi. Bakın. Nereden ilerletiyorum? Ördüğüm sık iğnelerimin içinden. Böyle. Bakın. İlik yerim şuradaydı. Buraya kadar, aynı hizaya kadar ilerliyoruz. Biraz daha. Evet, bakın. Buraya kadar geldim. Düğmeyi, bakın kullandığım düğme böyle bir düğme. Bu düğme yakışıyor bu çantaya. Uzunluğu da 3 santim. 3 santim uzunluğunda. Bakın tam şu son sıra değil, bir önceki sıranın şu kısmına dikmek istiyorum. Tam şuraya. Bak. Evet, şimdi ipimi buradan gözükmesini istemediğim için aşağıya doğru indiriyorum. Bakın ipimi böyle sararak. Kadar yeterli. Bakın ikinci sıraya geldim. İğneyi çıkartıyorum önden. Ve düğmeye geçiriyorum. Buradan geçirdim. Bakın şuradan çıkartmıştım ipimi. Şimdi hemen sol taraftan şu boşluğa, bu tam iki trabzanın orta boşluğuna batıyorum. Tekrar arkadan aynı yere batalım. Buradan çıkartalım. Bak. İpimi yine burada düğüm gözükmesini istemediğim için yukarıya çıkartıyorum. Tekrar. İpinizi böyle dolayarak, pamuklu makrame olduğu için aralardan değil, tam boşluğa denk getirin iğnenizi. Ve ipinizi böyle çekmeyin. Buranın katlanmaması için. Evet, yukarıya çıktım. Yine bakın buradaki sık iğnelerimin boşluklarından devam ediyorum. Yeterli. Şimdi ipimin ucunu kestim. Bakın. Sıra geldi çantamızın kenar askılarını örmeye. Bakın. Böyle bir çanta sapı kullandım. Çok hoş duruyor. Bunları örmek için de böyle metal kancalar kullandım. Metal kanca kullanırken bakın buradaki halkanın küçük olmasına dikkat edin satın alırken. 1 santim, bakın 1 santim genişliğinde olsun. Burası çok geniş olunca hoş durmuyor. Nedeni sapımızın kalınlığının buraya tam gelmesi. Şimdi gelin başlayalım örmeye. Evet, çanta sapımızı metal halkalara takarak örüyorum. İsterseniz çantanızın direkt kenarından da başlayabilirsiniz metal halka kullanmadan. Ama metal kancalarla daha hoş bir görüntü veriyor bize. Metal halkayı elime alıyorum.
4 milim tığ ile öreceğim çanta sapını. Bu ipin kalınlığına 4 milim tığ uygun. Halkanın içinden rahat geçmesi için daha ince bir tığ tercih ediyorum. İlk etapta tığım 3 milim tığ. Bakın ipimizi de biraz uzunca bırakıyorum. Tığımı halkadan geçirdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın biraz uzun bırakalım. Sabit duran ipimin etrafında da kısa ipimi döndürdüm. Bir zincir çektim. İyice burada ipimizi çekelim. İpimi içten yürütüyorum. İkinci sık iğnemi ördüm. Tekrar halkanın içine 3 adet sık iğne örüyoruz. Bak, 3 adet. Şimdi ipimi tığımı değiştiriyorum. 4 milim tığımı elime alıyorum. Bakın döndürüyorum. Bu en baştaki ilmenin içinden geçiriyorum. Biraz zor olabilir batmak. İnce uçlu tığ kullanıyorum. İlkinde biraz zorluk yaşayabilir. Sonrakilerde zor olmayacaktır. Bakın ilmeğimi çıkarttım. 2 ilmek var. Tekrar üzerini alıp ördüm. Tığıma geri döneyim. Bakın döndürerek örülen bir model. Döndürüyorum. Tığımı yukarıdan aşağıya doğru batıyorum. Bakın burada 2 ilmek var. 2 ilmeğin de içinden geçiriyoruz. Bakın. Sonrasında 2 ilmeği bakın tığımın üzerine aldım. 2 ilmeği beraber örüyoruz. 2 ilmek var. 2 ilmeği de beraber. Döndürüyorum bakın. Sağdan sola doğru döndürdüm. Tığımı yine yukarıdan aşağıya batırıyorum. İlk ilmekler zor oluyor. Daha sonrakinde daha kolay batacağız. İkisini beraber örüyorum. İkisini beraber. Bakın yine döndürüyorum. Buradaki 2 ilmeğe batıyoruz şuraya. Şimdi rahat örebiliriz. Bakın 2-2 örüyoruz. Döndürdüm. İkisini çıkarttım. Beni takip ederek rahatlıkla örebilirsiniz. Çok hoş duran bir sap. Metal kancalarla da daha hoş duruyor. Bakın böyle döndürerek yukarıdan aşağıya doğru batıyorum. Döndürerek örülüyor. Bu dıştaki bakın şuradaki 2 ilmeğe batıyorum. İstediğiniz uzunluğa göre aynı şekilde örüyoruz. Kaç santim örüyoruz? Bakın. Ben kolda taşımak için ördüm. Telefon çantasını. Bunun uzunluğu ise çanta sapımızın uzunluğunu ben 105 santim uzunluğunda örüyorum. 105 santim. Siz tabii ki istediğiniz uzunluğa göre tercih edin. 105 santim örelim. Sonrasında yine metal halkaya geçirip sapımızı bitirelim. Örgü detaylarla güzel. Beraber en son aşamayı da yapalım. Evet, istediğim uzunluğa kadar ördüm. Şimdi yine kancayı elime alıyorum ve ince uçlu tığımı elime aldım.
Bakın. İlmeğim burada. Kancaya bakın böyle batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bakın. Ördüğüm kordonun burasına batıyorum. Sonra tekrar halkaya batıyorum. Sık iğne ile ekliyoruz. Tekrar batalım. İçinden geçiriyorum. Ve şimdi ipimizi kesiyoruz. Biraz uzunca keselim. İpi sağlamlaştırmak için düzgünce gizliyorum. Bak. Önü, arkası böyle. Şimdi etemin iğnesiyle ucu ip geçirdiğimiz yer kalın olan iğne ile ipimi gizlemek istiyorum. İpimi böyle birkaç kez geçiriyorum. Tekrar geçirelim. Evet, bakın. Tekrar bir önden bir arkadan iyice ipimizi yürütelim. Örgü detaylarla güzel. İpim pamuklu makrame olduğu için bölünüyor. Onun için iğnemin tersiyle çıkartıyorum. Bu kadar yeterli. Ve şimdi kesiyoruz. Tamamdır. Diğer ucu da burasıydı. Şimdi bu ipimi de iğneye geçirip yine aynı şekilde gizlemek istiyorum. Evet, bakın bu ipimi de yine gizledim. İki ucunu da temiz. Evet. Çantamızın bakın ilmek belirleyicileri taktığım yerlere çantamızın saplarını takıyoruz. Yaylı metal halkayı geçiriyoruz buralara. İki tarafına da aynı şekilde geçirelim. Böyle. Diğer tarafa da geçirelim. Evet, iki tarafına da geçirdim. Metal yaylı halkaları. Kanca. İlmek belirleyicilerimizi çıkartalım. Şimdi sıra geldi. Çantamızın önündeki çiçekli süsü örmeye. Bakın. Çok yakıştı bu çantaya. Şimdi gelin beraber bu çanta süsünü örelim. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ben biraz kalınca koton ipler kullandım. Açıklama kısmına kullandığım ipleri eklerim. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. İnce iplerle örmeyin. Nedeni süsümüzün böyle kalın durmasını istediğim için böyle kalıp gibi dursun istiyorum. Onun için kalın koton ipler tercih ettim. İpiniz ince ise ipinizi böyle çift kat yapıp da örebilirsiniz aynı formu yakalamak için. Başlayalım örmeye. Sihirli halka ile başlıyoruz. Tığım 3 milim tığ. İpim kalın olduğu halde 3 milim tığ ile örüyorum. Normalde bu ipi 3,5-4 milim tığ ile örmemiz gerekiyor.
Ama ben kalıp gibi durmasını istediğim için ince uçlu bir tığ tercih ettim. Siz de ince uçlu bir tığ tercih edin. Sihirli halka ile başlayalım. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum ve halkayı tutuyorum. İlmeğimi içinden geçirdim, bir zincirimi çektim sıkıca. İçine toplam 6 adet sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyoruz. Bakın ipin ucundan tutuyorum, hafifçe çekiyorum. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice çekelim. Şimdi bu ilmeğimizi de içeriye alalım. İpin ucundan tutup. Bakın şurada şu ilmeğin başlangıçtaki zincirimin güzel gözükmesini istediğim için döndürdüm ve ipimi ilmeğin içinden geçirdim. Bakın. Örgü detaylarla güzel, detaylarla güzel ve temiz bir işçilik yakalayabiliriz. İlk sık iğnemizin tepesine bakın batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne örüyorum. Devam eden sık iğnenin yine tepesine 2 adet batıyoruz. Hepsine 2'şer adet batıyoruz. Bütün sık iğnelerimizin tepesine 2'şer adet batalım. Bakın şu başlangıç ipimi de yukarıya çıkartıyorum. Bakın üzerine örüyorum. Arada kalıyor. Evet. Sonuncuyu da örüyorum. 2 adet. Sonrasında yine ilk sık iğnem, burası başlangıç yerimdi. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Ve ipimizi keselim. İçinden geçirdim. Biraz uzunca kestim. Bakın bu ipimi yukarıya çıkartmıştım. Bunu da kesiyorum. Sıradaki rengime geçiyorum. Hiçbir zaman bitirdiğim, başladığım yerden başlamam yeni rengime. Tam farklı bir noktasından başlıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İpimi sağlamlaştırmak için sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi döndürüyorum. Bakın bir kez. Bir zincir çektim, iyice çektim. İlmeğimi tekrar bakın döndürüyorum etrafında. İkinci zincirim. Tığımın üzerine alıyorum. Ve devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. 3 ilmek var. İkisini beraber örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Tekrar aynı noktaya. Bakın. 4 ilmek var. İkişer, ikişer örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve bakın devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu arada ipimi de içten yürütüyorum. Temiz çalışmak önemli. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yere üçlü trabzan. Bir zincir arada, tekrar aynı battığım noktaya ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekip tam
yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar 2 zincir. Devam eden yere yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Yapraklarımız oluşmaya başladı. Aynı şekilde devam edelim. Sıranın sonuna gelelim. Bakın toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaprağımız olacak şekilde. Sonraki aşamada görüşelim. Evet, 2 zinciri çektim. Yanındaki sık iğnenin tepesine battım. Bakın bir alt sıradaki ipimin de içten yürüttüm. Buraya kadar geldi ipim. İğne ile de yürütebilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Bu askısını örmeye. Askısını örüyoruz. Toplam 35 zincir çekiyoruz. Bakın hemen şimdi başlıyorum zinciri çekmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 35 zincir çektim. Siz tabii ki istediğiniz uzunluğa göre zincirinizi çekebilirsiniz. Bakın zincirimin uzunluğunu da sizinle paylaşayım. 15 santim. Bakın zincirimiz böyle hiç burulmadan tam düzgün şekilde tutuyorum ve yanındaki, bakın hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Sık iğne ile ilmeğimi çıkartıyorum ve makasla biraz uzunca kesiyorum. İpimi içinden çıkarttım. İyice sıkıştırıyoruz ve örgülerde ucu küt olan etamin iğnesi kullanıyorum. İplerimi gizlerken son ipimi gizliyorum. Bakın arkasını çevirdim. Hemen buradan gizliyoruz. Tamamdır. Şimdi bu iplerimizi de temizleyelim makasla. Evet. Tamamdır. Bakın. İsterseniz örgü süsünüzü ütüleyebilirsiniz. Ben bunları ütüledim. Bakın daha düzgün durdu. Ütüleme videosunu da, örgüler nasıl ütülenir videosunu da daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp siz de örgülerinizi rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Tabii ki koton iplerle örüyorsanız. Evet, telefon çantamız bitti. Bakın ben böyle renk renk ördüm. Kalıp gibi duran bir çanta. Önü arkası çok kullanışlı bir çanta oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yazın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.